Merhaba KRT izleyicileri. Baro teklifi hala tartışmanın yani birinci gündem maddesi Türkiye'deki tartışmaların. Baro başkanları uzun bir aradan sonra sokağa hareketlendiren kesim oldu. Savunma yürüyüşünün ardından teklif meclise geldiğinde de meclis kapısında 4 gün boyunca beklediler ve meclise alınmadılar. Bugün başkanlara soracağız. Bu çoklu baro teklifi yasalaşma sürecinde de yani genel kurula getirilecek deniyor. Getirildiğinde de eylemlerine devam edecekler mi? Süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Ve tekrar tekrar kendilerine soracağız. Neden bu teklife karşılar? Bugünkü konuklarımız Trabzon Barosu Başkanı Avukat Sibel Su İçmez, Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt ve İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel de bizimle birlikte olacak ama şu sıralarda Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir Barosu da eylemini sürdürüyor. Başkanlarımız eylemlerden yayınımıza geldiler ve Özkan Yücel'e de telefonla bağlanacağız ya da ona da bilgisayar aracılığıyla böyle canlı yayında bağlanma imkanı bulacağız. Sayın Başkanlar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Eylemden geldiniz. Hoş Az bulduk. önce tekrar tekrar hoş geldiniz. Çok uzun süredir aslında çok yorgunsunuz. 2 haftadır yollardasınız, eylemlerdesiniz, meclis önündesiniz. Size sormadan önce izninizle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın değerli iki ismi Şebnem Korur Fincancı ve Nilgün Toker. Profesör Nilgün Toker kendisi siyaset felsefecisidir. Bir video söyleşi dizisi yapıyorlar. İnsanlık Onuru adlı bir başlıkla bugün bir video yayınladılar YouTube üzerinden ve orada diyorlar ki iktidar otoriterleşir. Romalı filozoflardan Seneca diyor ki iktidarı kaybedeceğini anlayan otoriterleşme eğilimi gösterir. Bunu bekliyorduk zaten. Ancak bu otoriterleşme karşısında insanlar bir karar vermek zorunda. Onurlu olmak mı, onurlu yaşamak mı yoksa korkmaya devam etmek mi? İşte avukatların, baroların eylemi bu korkuyu kırdı. Korku duvarını yıktı. Öncelikle eylemler amacına ulaştı mı sizce? Yani teklif komisyondan geçirilse dahi virgülüne dokunulmadan siz amacınıza ulaştığınızı, sesinizi kamuoyuna duyurduğunuzu düşünüyor musunuz? Trabzon Barosu Başkanı Sayın Su İçmez'den başlayalım. Buyurun Sayın Başkan. Ben Trabzon'dan tüm KRT televizyonu izleyicilerine sevgi ve saygılarımızı yolluyorum Trabzon Barosu olarak. Az önce de söylediğimiz gibi biraz eylemci başkanlar olduk. Herhalde Türk hukuk tarihine biraz kara mizah anlamında bu şekilde geçeceğe benziyoruz. O yüzden sesim biraz kısık. Geçen gün maalesef meclis önünde beklerken sizin meslektaşınızı bir gazeteci benim de aynı şekilde ismimi taşıyan Sibel adlı bir meslektaşınızı maalesef bizim taraftayken yani barikatların meclis tarafındayken aniden gözaltına almaya kalktılar. O arbede içerisinde ben de yapılan bu hukuksuz müdahaleyi biraz önlemeye çalışırken özellikle işi tabii ses yükseliyor, bağırmak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla o esnada ikinci kere böylece bir ses kısıklığım oluştu. O yüzden yayına maalesef bu sesle devam etmek durumunda kalıyorum. Amaca ulaştı mı dediniz? Bizim tabii nihai amacımız gerçekten henüz daha neden yapılmaya çalışıldığını aslında biz anlıyoruz da ne kadar neden böyle bir teklifin çalışması yapıldığını veya şu anda tabii çalışmadan geçti teklifin getirilip Adalet Komisyonu'ndan çıktığını anlamadığımız bu teklifin geri çekilmesidir. Nihai amacımız zaten bu. O nedenle amacımızın bütünüyle gerçekleştiğini söylemek pek doğru olmaz. Ancak az önce de siz söylediniz, bu eylemlerimizin sonucunda ortaya çıkan gerçekten belki de iktidarın hesaplamadığı bir olay oldu.
Biz eylemlere başlarken eğer izin verirseniz süreci ve süreyi lütfen siz takdir edin. Ben değerli baro başkanımız, Aydın baro başkanımıza da buradan selamlarımı yolluyorum. Onun hakkını da almayayım ama biz tabii hukukçuların biraz el söz söylemeyi ele getirince bırakması zor oluyor ama 19 Mayıs ve 1 Haziran bildirilerimiz var. Bu bildirilerimizi biz çok önemsiyoruz. 19 Haziran'da 80 baro başkanı olarak pandemi sürecinde ve bu usulle getirilecek olan bir yasa teklifini doğru bulmadığımızı ve bu teklifin geri çekilmesi gerektiğini belirttik 19 Mayıs'taki bildirimizde. Ve o bildiride geri çekilmesi şartıyla daha sonra avukatlık yasasının bütünüyle ilgili bir çalışma yapabileceğimizi, ancak bu çalışmayı ancak Türkiye Barolar Birliği, barolar ve hukuk fakültelerinden oluşturulacak bir komisyonla bizlerin hazırlayabileceğini ve bu şekilde sağlıklı hazırlanan bir avukatlık yasasını da birlikte Türk hukuk sistemine hediye etmeye hazır olduğumuzu belirttik. Devamında da 1 Haziran'daki bildirimizle bir adım daha öteye geçtik. Dedik ki bu teklifi geri çekin. Bu teklifi hiçbir şekilde barolar olarak kabul etmiyoruz. Bu teklifin bu haliyle müzakere edilecek hiçbir tarafı yoktur. Teklifi geri çekin. Çektikten sonra ancak biz avukatlık kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili görüşlerimizi az önce de dediğim şekilde ortaya koyar ve bir avukatlık yasası hazırlanmasına katkı sağlarız ve biz hazırlarız. Ancak artık bu teklifimiz kabul görmezse ve geri çekilmezse barolar olarak artık eylemselliğe geçeceğimizi, en meşru demokratik hakkımız olan eylemsellik hakkımızı da kullanacağımızı belirttik. İşte bundan sonra eylemlerimiz de zaten başladı. Şunun altını çizmek isterim. Bu süreçte meydana gelen olayları nezaket kuralları içerisinde ve hala terbiyemizi muhafaza ederek söylemek istiyoruz ki bu yaşanan süreçleri bilerek yanlış şekilde halkımıza intikal ettiren, o şekilde kamuoyu oluşturulması için çaba sağlayanlar var. Biz sürecin hiçbir noktasında diyaloğa karşı olduğumuzu ya da diyaloğu kestiğimizi ya da diyaloğa açık olmadığımızı belirtmedik. Tam tersi, biraz sonra zannedersem Gökhan Başkanım da beni teyit eder. Sürecin her noktasında diyaloğa açık olduğumuzu söyledik ve çağrı yaptık. Daha önce biz davet edilmeden kendimiz gerek Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na ve diğer kurumlara çağrı yaparak görüşmeye hazır olduğumuzu belirttik. Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanı'ndan ilk başta Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan görüşme, bizim adımıza görüşme talebinde bulunması gerektiğini belirttik ve randevu almasını talep ettik. Daha sonra devamında tekrar ilişki kurmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nda talepte bulunduk. Ve onlardan talep gelmeden biz gerek Sayın Adalet Bakanı'yla gerekse kamu baş denetçimizle 80 baroyu temsilen bir baromuzu çıkartalım. Antalya Barosu 1 Haziran'daki bildiriye şu nedenle imza atmadı. Konuşacak bir şey yok artık dedi ama o da bizimle aynı fikirde çoklu baroya karşı olması noktasında. Biz Sayın Adalet Bakanı'yla ve kamu baş denetçimizle birlikte 80 baroyu temsilen
31 baro başkanımız Ankara'ya giderek görüşmelerde bulunduk. Saatlerce sürdü bu görüşmelerimiz. Ama inanın bu görüşme devamında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen 4 grup başkan vekiliyle bir kısım baro başkanlarımız da görüşmelere devam etti. Sayın görüşmeler... özür dileyerek araya girmek istiyorum. Hatta Adalet Bakanı ile görüşmenizde siz taslak metni soruyorsunuz. Şimdi onu söyleyeceğiz. Biz o süreçte de aslında hayalet bir metin üzerinden hani görüşmelerde bulunduk ama şunu söyleyelim. Oradaki biz hiçbir zaman müzakere etmedik. Gerek Adalet Bakanı'yla, gerek kamu başdirekçisiyle, gerekse de partilerin grup başkanları vekilleriyle yaptığımız görüşmelerde dediğimiz şu oldu. Zaten onlara sorduğumuzda ortada böyle bir çalışma ve metin yok dediler bize. Dolayısıyla zaten ortada bir müzakere edeceğimiz metin yok ki biz durup dururken müzakere edelim. Ama meclise geldi. Biz şunu dedik. Bu neyse hazırladığınız tasarı, teklif hani ortada olmayan ama kamu oyu aracılığıyla ve özellikle basın aracılığıyla edindiğimiz bilgilere göre böyle bir şey hazırlanıyor. Bu teklifi geri çekin. Ondan sonra görüşelim. Bu teklifi geri çekin. Yani biz de oturup ne grup başkan vekilleri, AKP grup başkan vekillerinin dediği gibi bir maddeler üzerinden bir görüş alınarak baro başkanların görüşü alınmadı. Sonra diyorlar ya biz bir kısım baro başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduk bu yasa tasarısını teklifini hazırlamasından önce. Hayır efendim, bizimle birlikte hiçbir metin üzerinden bir görüşme yapılmadı. Hiçbir baro başkanım önümüzde şöyle bir metin var. Bu metinin şurası doğru, şurası yanlış olur şeklinde bir müzakereye oturmadık. Tam tersi tüm baro başkanlarımızın söylediği şu oldu. Yasa teklifi getiriliş şekli getirilmesi ve bu süreçte getirilmesi tamamen kabul edilebilir çizgimiz olmaktan uzaktır. O nedenle çekin dedik ve görüşmelerimiz bu noktada oldu. Tam tersi bu görüşmeleri yaptıktan sonra gelen açıklamalar gerçekten bu söylediklerimizin hiç anlaşılmadığını bize anlattı. Ve o noktadan sonra zaten eylemsellik haline geçtik. Ve biz bu gerçekten eylemsellik bölümünde derdimiz vatandaşa niye hayır diyoruz? Meslektaşlarımıza niye hayır dediğimizi anlatmaktı. Ve bu süreç bize gösterdi ki İşte yürüyüşümüzün ilk Ankara'da durdurulmamız noktasında bizim çok beklediğimiz bir durdurulma ve müdahale süreci değildi. Çünkü illerimizden hepimiz valilikler, emniyet müdürlükleriyle birlikte görüşerek hiçbir problem olmadan çıktık. Ve o noktada da bir araya gelip simgesel bir Ankara'ya giriş yapacaktık. Hedef buydu. Anlaşılamaz bir... Bundan sonrasını arzu ederseniz Gökhan Başkan'dan alalım. Çünkü kendisi... Gökhan Başkanım ondan sonrasını anlasın ama ben sorununuzu bitireyim. İşte o noktada belki çok fazla görünür değildik ama gerek yürüyüşe başladığımız ve gerekse engellenmemizden sonra artık halkımız ve meslektaşlarımız bunun bir avukatlık sorunu, baro sorunu olmadığını, tamamıyla kendilerinin sorunu olduğunu, bunun bir hak arama sorunu olduğunu, ülkemizdeki demokrasi sorunu olduğunu, bir adalet sorunu olduğunu, bizim ve baroların, avukatların ve baroların sesinin kısılması durumunda aslında vatandaşın nefesinin kesilmesi sorunu olduğunu çok iyi anladılar. O yüzden Cavit Başkanım aslında patenti ona ait, Kayseri Baro Başkanımız şöyle diyor, ben de bu aşamayı öyle bitireyim. Bu bizim engellenmemiz, hukuka aykırı engellenmemiz sürecinde emeği geçen yapımda ve yönetimde emeği geçen herkese biz çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel Türkiye'nin mevcut halini o tablo gösterdi ki artık
Türkiye'de vatandaş korku sınırını bu tablo sayesinde anladı. Barolara, baro başkanlarına tamamıyla yasadan kaynaklanan bir hakkı kullanımı sırasında bu yapılırsa ve biz buna susarsak ve biz buna korkarsak artık halk anladı ki Türkiye'de adalet anlamında yapılacak bir şey kalmayacaktır ve gerçekten bizim eylemselliğe geçmemiz de çok iyi anlaşıldı. Ben o yüzden aracılığınızla bu süreçte bizimle birlikte çarpan kalp alan halkımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum ve ben sözü aracılığınızla bırakıyorum. Gökhan Başkanım. Teşekkür ediyoruz Aydın Barosu Başkanı Sayın Gökhan Bozkurt. İzleyicilerimizin izniyle size ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Neden? Bu süre zarfında 2 haftadır sizin eylemleriniz başladığından bu yana gazetecilerde çeşitli engellemelerle karşı karşıya. İşte sokaktaki eylemde sarı basın kartı soruluyor. Veya meclisin önündeki bir eylemde parlamento kartı dayatılıyor gazetecilere. Az önce Sibel Başkan söyledi, meslektaşımız Sibel Hürtaş'ın sizin yanınızdan nasıl gözaltına alındığını da izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum ama ona geçmeden önce Sayın Bozkurt bize orada gazetecilerin giremediği tüm alanlardan neredeyse kameramanlık yaptı. Sosyal medya hesabından hem görüntü hem bilgiler aktardı. O yüzden kendisine de teşekkür borçluyuz. Sayın Bozkurt, sizin bir eylemde de bir açıklamanız oldu dün. Cübbe ve ilik, düğme, cübbe, düğmesiz cübbelere düğme dikilmesi için meclisin önünde bir eylem. Neydi o düğmelerin sembolik anlamı? İzleyicilerimizle paylaşır mısınız? Ve meclisin önünde eylem bugüne kadar hiç aklınıza gelir miydi? Evet, şöyle başlamak istiyorum öncelikle. Basın mensuplarımıza geçmiş olsun. Ankara'nın girişinde bizi anayasaya, yasaya aykırı olarak durdurdukları, baro başkanlarını darp ettikleri, bize gelen yemeğe, oturmamız için getirilen sandalyeye, yağmurun altında şemsiyeye, kavuran güneşin altında gelen tenteye el koyup zulüm yaparak baro başkanlarını yıldırabileceklerini düşünen ve alışkanlık haline getirdikleri hukuk düzenini ayaklar altına alma eylemlerine bir yenisini ekleyerek Türkiye'yi dünyaya rezil eden idarenin basına bizim gözümüzün önünde sırf bizimle bir araya gelemesinler diye uyguladıkları ablukayı da gördük biz. Etrafları polislerle çevrildi. Basın mensubu arkadaşlarımızı oradan almak zorunda kaldık. Ya bu çok korkunç bir laf belki ama oradan kurtarmak zorunda kaldık. Devletin polisi olması gerekenler zaten bunu yapmazlardı. Dolayısıyla her birimiz birer gazeteci gibi halkımızı haberdar etmeye çalıştık. O adeta işkenceye varacak uygulamaların barikatın arasında. Keşke bıraksalar da gazeteciler gazetecilik yapabilseler. Keşke biz onu yapmak yerine dönüp avukatlık yapabilseydik memleketlerimizde. Bizi Ankara'nın kapısında durdurup içeriye almadılar. Sonra Ankara Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapıldıktan sonra adliyeden dışarıya almadılar. Yine barikatlarla çevirdiler. Kendi meclisimize gittik. Gazi Meclis'in önünden de içeriye almadılar. Yani biz bu Ankara'ya her geldiğimizde... İzninizle zaten şimdi ben adliyenin önündeki basın açıklaması sırasında oradaydım. Polis anons ediyor. İşte pandemi nedeniyle yaptığınız eylem yasa dışıdır. Ulus istikametine doğru dağılın. Çünkü Kızılay istikametine doğru yürümek istiyor avukatlar ve orada meclis var. Şimdi bunu söyledikleri dakikalarda meclis komisyonunda dip dibe milletvekilleri çalışmak zorunda bırakılmıştı. Yani mecliste pandemi yok ama adliyenin önünde var mı? Yani pek çok tuhaf durumla karşı karşıya kaldık sizin eyleminizde. Evet, pandemi ne yazık ki ülkemizde duruma göre ve kişilere göre var ya da yok. Demokrasi gibi. İşlerine geldiği noktada Türkiye'de pandemi yok, turistler gelsin, uçaklar kalksın. İşlerine gelmediğinde pandemi var,
avukatlar yürümesin. Ama milletvekilleri bir araya getirilerek alelacele avukatların yasası değiştirilsin. Ayrıca bir kere Ankara'nın girişinde bizi durdurduklarında ne sosyal mesafe bıraktılar, ne herhangi bir kural bıraktılar. Her şeyi yerle yeksan ettiler. Suratlarındaki maskeleri çıkarıp bir yüzümüze verdikleri nefes yüzünden belki de hasta olduk, bilmiyorum. Bunun vebali, meclis önünde de yine yaşananların vebali, bunlara imza atanlarındır elbette. Biz kendi ülkemizin başkentinde biraz önce söylediğim gibi ya giremiyoruz bir yere ya girdiğimiz yerden çıkarılmıyoruz. Baro başkanlarına bunu yaparak millete gözdağı vermeye çalışıyorlar. Ama biz o barikatın arasında da defalarca ifade et, buradan geri adım atmayacağız. Bizim önümüz hukuk. Geriye dönersek, vatandaşın hakikaten nefesi kesilir. Konuşacak iki cümlesi kaldı. Böyle bir Türkiye'yi yaratmak istiyorlar ama biz böyle bir Türkiye'yi yaratma çabalarına itiraz ediyoruz. İtiraz etmek bizim asli görevimiz. Biz avukatız. Haksızlığa, hukuksuzluğa hayır demek zorundayız. Kimden gelirse gelsin hayır demek zorundayız. İtiraz makamındayız biz. Biraz önce gazetecilik yaptığımızdan bahsettiniz. Size bunu yaptırmıyorlar. O polis ablukasından çıkardığımız, haber yapabilmelerini sağladığımız, özgürlüklerini sağladığımız basın mensubu arkadaşlarımıza haber yapmalarına izin verilmiyor onların, biliyor musunuz? Orada ne kadar çok kamera vardı, ne kadar çok basın mensubu vardı. Ancak sesimizi siz ve bir iki kanal duyurdunuz. Onun dışında bütün kanallar bize kapalı. Meclisin önünde eylem dediniz. Ben unutmamaya çalışıyorum soruları. Yine meclisin önünden içeriye cübbe ve düğme gönderdiğimizi söylediniz. Ben o meseleyi hemen anlatayım. Ve baro başkanlarımız oradaydı, hep beraberdik. Basınımız geldi. Onların huzurunda içeriye gönderdiğimiz cübbeleri ve düğmelerin ne anlama geldiğini açıkladık. Adalet Komisyonu'nda görev yapan avukat milletvekilleri var. O milletvekillerine avukat olduklarını bir kez daha hatırlatabilmek için, çünkü sözde anlamadılar, defalarca anlattık, birer cübbe gönderdik. O cübbeler, buradan da bir kere tekrar etmiş olayım, onları o yüce meclise götüren en büyük etkendir. Avukat olmalarıdır. Eğer hatırlamazlarsa, avukatlığın ne anlama geldiğini unutmuşlarsa, savunmanın bağımsızlığının, yargı bağımsızlığının olmazsa olmaz koşulu olduğunu, yargının bağımsız olmaması halinde ise bir devletin ayakta durmasının mümkün olmayacağını eğer hala anlayamadılarsa, birer ayrı set gönderdik onlara. İplik, iğne ve düğme vardı. Kendi cübbelerine eğer yakıştırıyorlarsa kendilerine birer ilik açıp düğme dikebileceklerini, ancak 139 bin avukatın biz baro başkanlarının cübbelerine asla düğme dikemeyeceklerini haber olarak gönderdik hediyelerimizle beraber. İzninizle bir isimlerden biri, çok özür diliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekillerinden Bülent Turan katıldığı bir televizyon programında sizin meclis önündeki eyleminiz sorulduğunda aynen şu cevabı veriyor. Artistlik yaptılar, derdin üzüm yemek değilse kapıya gelirsin kardeşim. Metin Feyzioğlu ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile size aracılığıyla size ulaşmaya çalıştığını söylüyor. Ben Barolar Birliği Başkanı'na dedim, 3 temsilci göndermelerini diyor. Ama onlar artistlik yapmayı tercih etti. Çünkü dertleri üzüm yemek değil. Bülent Turan da kendisi de bir hukukçu. Sanıyorum evet. Size gönderdiğiniz isimlerden biri de oydu. Buyurun. Bizim derdimiz evet üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek de değil. Bizim derdimiz temsil ettiğimiz meslektaşlarımızın ve hep birlikte haklarını savunduğumuz yurttaşlarımızın haklarını korumaktı. Artistlik yapıyorlar cümlesi kendisine yakıştırıyorsa bir milletvekili olarak, buyursun kendisinde kalsın. Biz artistlik yapmadık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne 4 gün boyunca eylem yapmak için falan gitmedik.
Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim meclisimiz. İki kez gazi olmuş o meclisin kapısından girebileceğimizi ve herhangi bir kanun konuşulurken o kanunun bütün muhataplarını dinleyen Adalet Komisyonu'nu doğal olarak avukatlık kanunu değiştirilirken biz baro başkanlarının görüşlerini dinleyeceğini düşünerek oradaydık. Ancak orada defalarca tekrar ettiğimiz ve dördüncü gün benim yaptığım o basın açıklamasında ifade ettiğim üzere biz içeriye hiçbir şekilde alınmadık. Şimdi size net bilgilerle bu noktaya kadar nasıl gelindiğini o kısa süreci anlatacağım. Adalet Komisyonu'nda bu görüşmeler başlamadan hemen önce biz baro başkanları olarak ıslak imzalı dilekçemizi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na teslim ettik. Dedik ki Adalet Komisyonu'ndaki avukatlık yasası görüşmeleri sırasında orada bulunmak, görüşlerimizi ifade etmek istiyoruz. Reddedildi aynı gün. Basın aracılığıyla bize duyurdular. Biz aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na da iki adet dilekçe verdik. Birisinde dedik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelere temsilci gönderme hakkım var Türkiye Barolar Birliği olarak. O temsilciler seçeceğimiz iki baro başkanı olsun. Şimdi onun haricinde bir dilekçe daha gönderdik. Dedik ki bu konu kadar önemli bir konu yok meslek açısından. Kanunumuz değiştiriliyor. Barolar yok edilmeye çalışılıyor, parçalanmaya çalışılıyor. Bu konunun bu kadar önemli olması nedeniyle bir temsilci gönderilmeyecekse bizler arasından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu gitsin. Ve baroların çoğunluk görüşüne uygun olarak tavır koysun. Görüşlerimizi iletsin. Çoğunluk görüşü de 80 baro birden hayır dedik buna. Çoğunluk görüşü değil, oy birliği var ortada hatta. Ancak bu talebimiz de reddedildi. Bunların yerine Türkiye Barolar Birliği bir genç meslektaşımızı TBB bünyesinde çalışan genç bir avukatı oraya gönderdi. Tutanaklar şimdi 1000 sayfadan fazla ve o 1000 sayfadan fazla tutanak arasında galiba 3-5 cümle konuşmuş meslektaşımız. Gelelim meclis kısmına. Bizim talebimizi reddettiler. Basında haber de oldu bu. Biz oraya gittikten sonra önümüzde bariyerler var. Polisler var. Yetmedi. Caddeye bakan tarafa da bariyerler çekerek bizi araya sıkıştırdılar. Bütün Türkiye siz basın mensupları aracılığıyla ve bizlerin de yayınlarıyla bu korkunç, rezil, kahredici manzarayı gördü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünün bariyerlerle kapatıldığını ne yazık ki dünya da gördü. Biz kendilerine defalarca çağrıda bulunmamıza rağmen, bu arada bir parantez açayım, bize bir kez bile resmi olarak Adalet Komisyonu'ndan ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kez olsun resmi bir davet gelmemiştir. Ya da talebimizin kabul edildiğini, bizi içeriye alacaklarını ifade etmemişlerdir. Şimdi orada çok net bir ifade kullandım. Baro başkanlarına artist demek yerine asli görevleri olan hukukçu oldukları kısmı unutmuşlar ama şu anda Büyük Millet Meclisi'nde görevliler, milletin vekili olarak görev yapıyorlar. Keşke bu vekillik görevlerini içtikleri anda ettikleri yemine uygun davranarak yapmayı deneseler de Türkiye'de siyasi ahlak açısından küçük bir düzelme olsa. Çağrımız şuydu. Sizlerin önünde yaptım. KRT de vardı orada. Bütün basın vardı. Dedim ki eğer bu cümlelerinde samimilerse, çünkü diyorlar ki baro başkanları eylem yapmayı tercih ediyor. Biz içeride bekliyoruz, gelmiyorlar. Net bir şekilde sizlerin huzurunda bütün halkımızın izleyeceği o yayınlarda şunu söyledim. Bakın burada bariyerler var. Polis var aramızda. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremiyoruz. Diyorsunuz ki girmek istemiyorlar. Buyurun sizi bütün halkımızın önünde buraya davet ediyorum. Alın bizi içeriye. Gelin siz alın bizi içeriye. Geldiler mi? Hayır. Şu iki aydan fazla bir süreç yaşadık. İki ay boyunca teklif gizli tutuldu. Üzerinde çalışıldı. Bize hiç kimse bir şey sormadı. Buna rağmen, davet edilmememize rağmen TBB üzerinden randevu talep edildi. Bu randevuları kabul eden Adalet Bakanı, kamu baş denetçisi ve meclisteki grup başkan vekilleriyle
31 baro başkanımız görüşme yaptılar. Daha teklif ortada yoktu. Sakın ola hiçbirisi kalkıp da baroların görüşlerini aldık falan demesin. Ortada olmayan bir teklif konusunda neyin görüşünü alacaksınız? Baro başkanlarının oradaki tavrı Sibel Başkanım'ın söylediği gibi bu teklifin geri çekilmesi. Ama konuşulan, kamuoyuna sızan kısımların korkunç olduğu, çoklu baronun baroları böleceği, savunmayı yok edeceği, bunun üzerinden yargının bağımsızlığını ortadan kaldıracağı şeklindeydi. Net söylüyorum, Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyen baro başkanlıklarımız var. Dilekçeleri orada kaydı kalemde duruyor. Ekrandan da gönderirlerse gösterebilirim. Hiçbir şekilde cevap gelmemiştir. Geçen hafta konuk ettik. Düzce baro başkanı, barosu başkanı Sayın Azade Aydın ifade etmişti. Ve bir yanıt alamadıklarını söylemişti. Evet. Özlem Hanım, yani, Özlem Hanım. Belki... Buyurun Sibel Başkan, buyurun, buyurun. Şunu ekleyeyim, Azade Başkanım da söylemiş. Biz hani belki kadın baro başkanları, 80 baro başkanı içerisinde 6 kadın baro başkanımız var. Acaba hani kadın baro başkanı olarak bizimle görüşür mü diye de düşündüğümüz için madem görüşmüyor, belki hani kadın olmak yönünden olaya biraz bakar diye düşündüğümüz için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ayrı bir dilekçeyle de 6 kadın baro başkanı adına bir başvurumuz oldu. Zannedersem onu söylemişti. O da reddedildi. Onu da belirtmek isterim. Evet. Efendim evet. Reddedildi yoksa hiç yanıt mı verilmedi size? Yanıt da verilmemiş. Yanıt verilmedi evet. Ama bireysel anlamda da başvuran baro başkanlarımızın görüşme talebi de kabul edilmedi. Ama sonuç itibariyle şunu söyleyelim. Biz hala yani biz diyaloğu kapayan, diyaloğu kabul etmeyen, diyalog istemeyen baro başkanları olarak gösteriliyoruz. Böyle bir şey yok. İlk andan itibaren diyaloğa açığız. Hala da Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrımız devam ediyor. Bize hangi koşullarda olursa olsun kendileri saptasınlar. Biz baro başkanları olarak kendisiyle görüşmeye, görüşlerimizi açıklamaya hazırız. Burada bizim diyaloğu kapattığımıza ilişkin bir kamuoyuna yansıtılan açıklamalar tamamıyla gerçek dışıdır. Sayın Bülent Turan'la ilgili ben de birkaç şey söylemek isterim. Gökhan Başkanım söyledi ama biz artistik yapmak için ortaya çıkan baro kişiler değiliz. Tam tersi yargı bağımsızlığının ortadan kalkacağı için bu inançla yola çıktık. O yalnız anladığım kadarıyla ne baroların yapısını tam incelemiş ne Türkiye Barolar Birliği'nin yapısını incelemiş. Biz çatı örgütümüzdür elbette Türkiye Barolar Birliği ama bizim üzerimizde olan bir kuruluş da değildir. Yani o bizim üstümüzde olan bir kuruluş değil Türkiye Barolar Birliği. Dolayısıyla kapılarına kadar gelmiş olan 80 baronun talebini kendileri bize resmen Adalet Komisyonu aracılığıyla orada bildirmesi çok daha kolayken artık bizi temsil etmediğini ifade ettiğimiz Sayın Birlik Başkanı üzerinden bize 3 kişi gelsin diye bir çağrı yapmışsa bu çağrının samimiyetten 3 baro başkanı gelsin diye bir çağrı yapmışsa bu çağrının da çok samimiyetsiz olduğunu belirtelim. Bize resmi anlamda ulaşan az önce de Gökhan Başkanım dedi Adalet Komisyonu'na biz resmi başvuru yaptık. Bu başvurumuzu da Türkiye Barolar Birliği aracılığıyla da yapmış değiliz. Direkt Türkiye 80 baro başkanı olarak yaptık ve oradan maalesef bize gelen resmi bir bilgi de olmuş değil. Dolayısıyla oradan yapılan hiçbir samimi çağrı da bize karşı yapılmış değil. Biz neyi talep ettik Özlem Hanım? O konuda da yanlış bilgi veriyorlar. Biz 80 baro başkanı
Meclis Adalet Komisyonu'na girelim. Zaten orada ne kadar üst üste olduklarını biz gördük. 80 baro başkanı olarak bizim talebimiz meclisin içine alınalım ve hiçbir siyasi partinin odasında da değil. Tamamen bağımsız bir odadaki öyle odaların olduğu biz bilgisi bize geldi. O baroda biz 80 baro başkanı ya da o anda orada kaç baro başkanımız varsa duralım. Ancak bizim görüşlerimizi 19 Mayıs ve 1 Haziran doğrultusunda görüşlerimizi açıklamak üzere 3 baro başkanımız Adalet Komisyonu'na girsin, görüşlerimizi açıklasın ve ondan sonra onlar bir süre sonra dönüşümlü olarak biz girelim, üçer üçer girelim ve süreci orada takip edelim noktasında oldu. Tekrar tekrar görüşlerimizi açıklayalım. 80 baro başkanı orada bulunalım diye bir talebimiz olmadı ama talebimiz süreç boyunca hiçbir fikre alınmayan baro başkanlarımızın en azından süreci orada takip edilmesi yönündeydi. Bu konudaki tekliflerimiz de kabul edilmemiştir. Biz onlarla 100 metre 200 metre uzaktaydık. Oradaydık. Gökhan Başkan'ım dediği gibi teklifi daha sonra da açık hale getirerek kamuoyu aracılığıyla da söyledik. Bizi oraya almıyorsanız gelin biz size burada çay ikram edelim ve görüşlerimizi burada size iletelim. O gün o konudaki talebimizde karşılaşmadık. Dolayısıyla Sayın Bülent Tuğra'nın ve diğer AKP Grup Başkan Vekillerinin tekliflerinin ve görüşlerini hiç şık olmadığını burada yine terbiye sınırları içerisinde kalarak söyleyeyim. Çok hiç şık olmayan bir şekilde açıklamalarını yapıyorlar. Onları biraz hukukçu ağzıyla bir baroya kayıtlı hukukçu ağzıyla konuşmaya davet etmek zorunda kalıyoruz biz. Aslında yaptığı bu artistlik yaptılar açıklaması bir avukat açısından disiplin soruşturmasına maruz kalacak nitelikte bir açıklamadır. Kendilerini tekrar bir avukat olduklarını, bir hukukçu olduklarını açıklama talihsizliğinde de bulunmak durumunda kalıyoruz. Biraz daha avukatlık mesleğine, onuruna uygun şekilde açıklamalar bulunurlarsa bu seviyeyi alçaltmadan bir açıklamada bulunurlarsa çok daha güzel olacağını ve şık olacağını düşündüğümüzü belirtmek isterim. Efendim ben eski bir parlamento muhabiriyim. Yasama faaliyeti defalarca izledim. Çok önemli yasa çalışmaları oldu mecliste. Ama muhatabına hiç danışmadan, muhatabına hiç başvurmadan bu şekilde yasa yapılması artık son yıllarda neredeyse iktidar tarafından, iktidar partisi ve ortağı tarafından alışkanlık haline getirildi. Peki, Özlem Hanım, bir gün veya iki gün önce tarımla ilgili bir avcılarla ilgili bir konuda avcı tabii ki zaten olması gereken bu, lütfen kamuoyu yanlış anlamasın. Avcılar Derneği'nin başkanının çağrıldığını, görüş alışverişinde bulunulduğunu, ki doğrusu budur. İtirazımız zaten dinlenmememiz yönünden. Dolayısıyla hani pandemi dolayısıyla meclise almıyoruz, komisyonlara almıyoruz da gerçeğe uygun beyanlar değil. Dolayısıyla bu bize yapılan hiç de hukuki olmayan ve görüşmeli aslında komisyonların çalışma sistemine de aykırı bir uygulamadır. Tekrar bunu da belirteyim. Çok doğru. Gökhan Başkan, siz bir şey gösteriyordunuz. Sayın Bozkurt, buyurun. Ekranda görünüyor mu? Ekranda görünmez. Siz bizimle paylaşırsanız görünmüyor oradan. Çok yansıdığı için ışık. Siz bizimle paylaşırsanız zahmet olmazsa seviniriz. Buyurun. Evet. Bu ekrandan göstermek istediğim ama işte oradan görünemiyormuş. Bu belgeler biraz önce söylediğim Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na verdiğimiz iki dilekçe ile Adalet Komisyonu Başkanlığı'na verdiğimiz dilekçelerin kayda alınmış halleridir. Bunun aksini ispat edemeyen müfteridir, yalan söylemiştir. Biz belgelerle konuşuyoruz, hukukçu ağzıyla konuşuyoruz, sokak ağzıyla konuşmuyoruz. Ancak nedense hem bir sokak ağzıyla edilen
hakaretlere maruz bırakılmaya çalışılıyoruz. Hem de saldırılara. Sokaktan bahsedince şunu gördük. Meclisteki barikatların arkasından gelerek bizlere desteklerini ifade eden, hatta biz içeriye doğru bir yerde olduğumuz halde orada saatlerce bekleyen vatandaşlarımız oldu. Bize kiraz getiren hanımefendiyi hiç unutmayacağım mesela hayatım boyunca. Bir karpuz alıp gelen beyefendi varmış, görmedim. Karpuzu kesilirken gördüm. Zaten o da tatlı bir şeye yol açtı. Karpuz bölünebilir, barolar değil diye. Gökhan Başkanım, bir hanımefendi daha vardı. Belki sen o anda şeyde olabilirsin, Sivri'de. O da inanın peçetesine kadar karpuzla yenilsin diye beyaz peynir, peçete, kağıt tabaklar. Çok vatandaşımız vardı. Evet, mesela ben onu izledim. Taksiden indi. Hani öyle bir şey umurmadım ama düşündüm, dedim acaba cübbeler istemiştik, onu mu getirdi? İki tane taksiden indi, elinde iki tane çanta dolu dolu, yanına gittim, bu karpuz getirdim, bir şeyler getirdim dedi. İnanın bu anlatılamaz kadar değerli bir şey. Yani vatandaşlarımızın bu duyarlılık, mesela daha önce yağmurda kaldık, orada da tabii hesap planlı değil, İstanbul'umuzu gören vatandaşlarımız bir çanta yapmış, içerisine kurulanalım diye açılmamış havlu, açılmamış erkek çorapları, kadın çorapları, montlar, kazaklar getirdi. Onu polis sokmadı. İzmir Baro Başkanım gitti oraya. İzin vermediler mesela ilk anda. 10 tane kazak giydi, geldi. Hadi bakalım o zaman bunu çıkarın dedi. Sonra bir şekilde o çanta yanımıza geldi. Ben aldım, ayaklarımız ıslak, erkek çorabını aldım, bir çiftini ayaklarıma geçirdim, bir çiftini üşümeyeyim diye eldiven gibi geçirdim. Ve Trabzon'a gelince o çorapların o bir çiftini, daha sonra bir başka baro başkanıma verdim ellerime geçirdiğimi giysin diye, bir çiftini yıkadım ve o benim şimdi dolabımın, vitrinimin en güzel yerinde, yıkadıktan sonra sardım ve duruyor. O kadar anlamlı ki, o kadar duyarlı ki, kiraz da öyle Gökhan Başkanım'ın dediği gibi. Evet, sayamayacağımız kadar vatandaş. Yani hayatımda yediğim en lezzetli kirazdı. Ben tekrar sözü bırakayım. Hariçten girmiştim, kestim. Estağfurullah başkanım. Bunu söylerken şunu ifade etmek istedim. Halkımız bize çok büyük bir destek verdi. Gelmek isteyen çoktu. Gelmeyin, gerek yok dedik. Ama kendiliklerinden gelen o kadar çok vatandaş vardı ki Türk milletinin bütün güzel hasletlerini ortaya koydular. Şunu da vurgulamak istiyorum teşekkürün yanı sıra. Halkımıza büyük bir teşekkür borcumuz var, meslektaşlarımıza da. Ama bunun yanı sıra şunu ortaya koymak istiyorum. Sokaktaki, evindeki herhangi bir vatandaşımız, belki adliyeye bugüne kadar hiç yolu düşmemiş, adliyenin kapısından bile girmemiş, avukat nedir, baro nedir, ne işe yarar bilmeyen o yurttaşlarımız bu süreçte ne olduğunu anladılar. Baroların ve istibdat yönetimine benzeyen yönetim tarzlarının ne anlama geldiğini çok iyi anladılar. Bu yasa değişirse kendilerine ne olacağını da çok iyi anladılar. Bunu anlayan ama anlamazlıktan gelen bir kesim var. Onlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hukukçu milletvekilleri, Adalet Komisyonu'nda evet diyenler. Onları anlatmanın bin türlüsünü denedik, yöntemini, ama her seferinde duymuyormuş gibi davrandılar. Şimdi bugün bakıyorum, Bülent Turan bir söylediğiniz açıklamaları yapmış. İzledim. Bize artist demekle kalmamış. Şunu söylemiş. İtiraf edeyim diye başlıyor. İtiraf ediyorum. Çünkü orada bir gazeteci soruyor. Diyor ki ya bunun yargıya ne faydası olacak? Yani ne faydası var bunun, bu kadar acele ediyorsunuz? Diyor ki itiraf ediyorum, biz bunları refleksle yapıyoruz. İşte bir açıklama yapıldı, ona kızdık. Ama zaten elimizin altında böyle bir şey var. Bir gün yapacaktık da bu bahanesi oldu. Yani cümle tam böyle değil ama bu direkt onu söylüyor. Refleksle yapıyoruz. Tepki olarak yasa çıkarıyoruz. Tıpkı benim söylediğim gibiymiş demek ki. Ben bunu ifade etmiştim. Yasalar ihtiyaçlardan doğar, nefretten değil diye. Teyit etmiş oldu.
Ama bunun yanında bir hukukçu milletvekili olarak, bir meslektaşımız olarak herhangi bir meslektaşımdan ya da hukuk fakültesi öğrencisinden, hatta herhangi bir vatandaştan beklemeyeceğim bir cümle kurmuş bugün. Diyor ki, bunun aslında diyor savunmayla bir alakası yok, yargıyla bir alakası yok bu kanunun diyor. Şimdi avukatlık kanunun ya savunma makamıyla ve yargıyla hiç alakası olmadığını iddia edebilen bir milletvekilimiz de varmış, hukukçu milletvekilimiz. Bize sürekli laf yetiştiren, biz meclisin kapısında 4 gün 4 gece bekletilirken, üstelik çok açık çağrı yapıp buyurun gelin bizi buradan alın dememize rağmen, gelmemelerine rağmen bu cümleleri o zaman da şu şekilde kuruyordu, biraz önce söylediğim şekilde, gelmek istemiyorlar, görüşmek istemiyorlar falan. Yani bir tane doğru laf duymamaya alışmıştık ama avukatlık kanunu değişikliğinin bizimle ilgili olmadığını, avukatlarla ilgili olmadığını da ilk kez duymuş oldum. Bunu emin olun Türkiye'de de dünyada herhangi birisi söylemez. O yüzden hangi ciddiyetle yapıldığını ve hangi niyetle yapıldığını bu değişikliğin çok güzel ortaya koymuş oldu bizzat kendi laflarıyla. Sayın Bozkurt, çok özür dileyerek siz lütfen tamamlayın, ben ondan sonra sormak istiyorum. Buyurun. Evet. Ben kendisinden, yani bize en çok laf yetiştiren, orada eziyet çeken, yani baro başkanları, şimdi halkımız şunu dikkatle dinlesin. Ayrıca şu anda KRT'yi izlemekte olan tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Ne kadar eşleri dostları varsa arasınlar, bu kanalı açsın herkes. Söyleyeceklerimiz çok önemli. Çünkü bizi hiçbir zaman, hiçbir televizyondaki tartışma programına bizimle, hukukla, baroyla hiç alakası olmayan ve her gün kadrolu olarak ekranlara çıkarılan insanlarla beraber çıkartmadılar. Siyasetçilerle beraber de çıkartmadılar. Biz varken konuşma imkanları yok. Herkes emin olsun. Ben oradaki açıklamada da şöyle söyledim. Pardon. Aynı gün bir televizyon kanalı canlı yayına bağlamıştı. Şunu söyledim. Adalet Komisyonu'nda bu işe evet diyen bütün milletvekillerine. İçinde ne olduğunu bilmedikleri bu teklife imza atan 188 milletvekilini, bu konuyla hiç alakası olmadıkları halde her konunun uzmanı gibi her akşam kanal kanal gezen kadrolu misafirleri toplayın. 200 kaç kişi ediyorlarsa karşısına 80 baro başkanından gözünüzü kapatarak listeden bir tanesini seçin. Bir tane baro başkanımızın karşısına hepsini çıkarın. Konuşabilmiyorlar. O yüzden herkes bunu izlesin dedim. Ben bu konuda sürekli bize yüklenen deli, divane, akılsız insanlar değiliz. Çoluklarımızı, çocuklarımızı bırakıp Ankara'ya gittik. O meclisin içine gireceğimize 4 gün onun önünde üstelik büyük bir üzüntüyle beklemeyi hiçbirimiz arzu etmezdik. Kendi başkentimizin kapısında polislerin barikatları arasına hapsedilmeyi de istemezdik. Sibel Başkanım'ın anlattığı gibi yağmurun çamurun altında da kalmayı istemezdik. Ancak bunu manipüle edip bir saniye olsun yanımıza gelmeyen, basın aracılığıyla bile bu konuda bir demeç vermeyen, bu ülkeyi idare eden partinin grup başkan vekili, bir milletvekili meslektaşımız olduğunu bildiğimiz Bülent Bey'den ya da TBB başkanlığı koltuğunda nasıl olduğunu bilmiyorum ama hala oturmakta olan Metin Feyzoğlu'ndan bir tane ağır cümle duymadık bize bu zulmü yapanlara karşı. Söyledikleri en ağır cümle ne oldu biliyor musunuz? Bugün Bülent Turan'ın açıklamasına da baktım. Metin Bey'inkine de. Hoş olmadı bunlar dediler. Hoş olmadı dedikleri baro başkanlarının darp edilmesi ve bir kısmını bugün bu yayında da konuştuğumuz işkenceye varacak kötü muameleler. Hoş olmadı dediler. Tarihte bunu yazacak elbette. En hoş olmayan muamelelere de tabi tutulsak bizim yolumuz belli. Biz doğru bildiğimiz hukukun, adaletin yolundan ayrılmayacağız. Bu memleketi gerçekten seven insanları ben o barikatların içinde gördüm. Kendileriyle beraber bu direnişi göstermekten de büyük onur duyuyorum. Ama dediğim gibi biz TBMM'nin önüne eylem yapmaya gitmedik. İçeri girmeye gittik. Onlar vekiller olarak asilleri içeriye almadılar. Milleti dışarıda bıraktılar. Söyledikleri her şeyi yayınladık, yalanladık. Ben size belgelerini buradan gönderebilirsem telefondan deneyeceğim. Siz oradan
gösterirsiniz. Aksini iddia eden varsa da sanırım yayınınıza bağlanmak isterse bağlanabilir. Çünkü biz her lafımızın arkasındayız. Onların yaptığını biz yapmayız. Sizler de yapmazsınız. Her yayında, dün de İzmir Baro Başkanımıza bir sataşma oldu. Ahlak dışı sözler sarf ediyorlar. Israrla Twitter üzerinden etiketleyerek bağlanmak istiyorum, cevap hakkımı kullanmak istiyorum dediği halde bağlamıyorlar. Bunu defalarca yaşadık. Türkiye'nin her alanda ahlaka ihtiyacı var. Basın alanında da, hukuk alanında da, siyaset alanında da bir samimiyete ve ahlaka ihtiyacı var. Bu yok olduğunda neler olabileceğini sizin gösterdiğiniz görüntülerden bütün Türkiye görüyor. Biz kimsenin üstüne gaz sıkmadık. Biz kimsenin ekmeğine suyuna el koymadık. Biz baro başkanlarıyız. 139 bin avukatı biz temsil ediyoruz. Yapılan avukatlara, onların üzerinden de halka yapılmıştır. Gözdağıdır. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Asla da kabul etmeyeceğiz. Çünkü tarih bize bu misyonu yüklemiştir. Avukatlığın, savunmanın tarihi bize doğru yerde kimden gelirse gelsin haksızlık karşı durmayı emreder. Üzerimize giydiğimiz cübbenin bir anlamı ve onuru vardır. Anlamına uygun davranacağız ve onurunu sonuna kadar koruyacağız. Programa aslında onurla girmiştik. Onurlu davranmak korkuyu da yeniyor aslında diye girmiştim ben. Ve biraz da bu korku duvarını aştınız. Çünkü yasal, anayasal bir hak olan, şiddet içermeyen her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş hakkı o halle başlayan ve kaldırılsa da hala bir şekilde fiilen devam eden bu süreçte yok sayılıyor. Şimdi de pandemi adeta buna bir gerekçe olarak gösteriliyor. Bahane oldu diyelim pandemi ne yazık ki. Ve siz yasal haklarınızı kullanırken, çeşitli engellerle karşılaşırken, bizim de meslektaşlarımız dedim engellerle karşılaşıyor. Artı TV'nin Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş geçtiğimiz günlerde meclis önünde sizin yanınıza gelmişken orada bir sivil polisin kolunu çekmesiyle işte sosyal mesafeyi ihlal cezası keseceğim bana kimliğini ver münakaşasıyla başlayıp sanki orada sadece Sibel Hürtaş mesafeyi ihlal eden kişiymiş gibi görüntülerde de izleyicilerimizle paylaşıyoruz şu an. O sivil polisin zor kullanarak polis arabasına bindirdiği meslektaşımız bir başka polis tarafından ne yazık ki boğazı sıkılarak arabada karakola götürülene kadar kötü muameleye maruz kaldı. Sibel Başkan da orada engel olmaya çalışan kalabalık içinde sesini de ara ara duyuyoruz zaten. O görüntüde de var. Şimdi ilk kez izliyorum. Evet, şuradaki maalesef. Cübbenizle birlikte evet görüntüde de varsınız. Ancak size rağmen, tüm engelleme girişimlerine rağmen orada başka milletvekillerine de zor kullanan, hatta bir milletvekilinin boğazını sıktı. CHP milletvekili Ali Öztunç'la konuştuk. Bana bir polis tekme attı dedi. Mahir evet. Polat başka milletvekili boğazını sıktı dedi polisin. Yani şimdi bu tip hukuksuzluklar o kadar sıradanlaşıyor ki, o kadar meşrulaştırılıyor ki iktidar edenlerce. O yüzden sizin eyleminiz son derece önemli. Yani onunla girdim. Bu anlamda teklif geri çekilmese, meclis genel kuruluna gelse dahi sesinizi kitlelere, toplumun geniş kesimlerine ulaştırdığınızı düşünüyor musunuz? Soru kime? İkinize de. Sibel Hanım'dan başlayayım. Buyurun. Şimdi ben tabii bu görüntüyü böyle izlememiştim veya birçok görüntüyü de şimdi burada hani içinde yaşamak ayrı bir şey ama herhalde böyle seyrederken de daha korkunç gözüküyor. Orada sırf burada değil, ilk yürüyüşümüzün engellenmesi esnasında da Gökhan Başkanım az önce dedi. Bizi barikatların altına arasına aldılar ama daha sonra bir yuvarlak yaparak basın mensuplarını da aralarına böyle bir çevirdiler. Gerçekten komik yani hani ağlanacak halimize güler hale geldik orada. Gerçekten basın mensupları yanımıza gelemiyor, biz onlara gidemiyoruz. İlk gün böyle, hatta bir ara
çevirmeye başladılar bizim arkamızda duran yürüyüş esnasında. Tam böyle çevirdiler, şeyi alacaklar. Ben girdim, çevirin dedim. Gel baro başkanlarımı bir orada bir, hatta basın açıklaması spontane öyle geçti. Çevirin dedim, biz de giriyoruz buraya. Mecbur açmak zorunda kaldılar. Ve ikinci gün zaten basın mensupları artık bize erişebilecek noktada değillerdi. Burada da gerçekten anlamadık. Bir uzak bir noktadaydık birdenbire. Yani oraya görüyorsunuz bir kadın meslektaşınıza elini kolunu çekerek, çevirerek garip bir şekilde bir başladı o süreç. Ben Gökhan Başkan'ın filan o arada Sıhhiye'de idiler. Ben orada işte müdahaleye kalktım ve o arada sadece ben değil, sağ olsunlar gerçekten bunu söylemek durumundayım. O süreç boyunca mecliste grubu bulunan partilerimizden Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimiz, İyi Parti milletvekillerimiz, HDP milletvekillerimiz süreç boyunca bizi bir an için yalnız bırakmadılar. Sürekli geldiler. Burada da müdahale edilirken çok sayıda milletvekili var bu görüntüler içerisinde. Ve o milletvekillerimiz tekmeye maruz kaldılar, itildiler. Devamında gazeteci arkadaşımız o araçça içine sokuldu. Ve orada uzunca bir süre bizim bu müdahalelerimiz sonucunda işte kalmak durumunda kaldı. Hatta milletvekillerimiz o araçtan indirilmesi üzere, ben de dahil olmak üzere çeşitli müdahalelerde bulunduk. Ancak orada o araç maalesef milletvekillerimizin üzerine sürülerek oradan çıkarıldı ve gazeteci arkadaşımız o şekilde oradan götürüldü. Korkunç, yani bunların hepsi aslında bir korku salmak. Milletvekillerimize de orada dikkat edin, orada bir ara bizim bulunduğumuz yerde oturacak iskemleler yok. Mecburen yerde oturmak durumunda kaldık. Sağ olsun Çankaya Belediye Başkanlığı bize, onlara da teşekkür ediyorum. Buradaki bu teşekkürlerimizin hiçbiri partisel bir gerekçeyle yapılmıyor ama gerçekten inanılmaz bize destek verdiler. Bunlara biz teşekkür etmezsek gerçekten yazık olur. Onların bu orada olması, destek vermesi bizim için çok önemliydi. Çankaya Belediyesi oradan oturaklar getiriyor. Dikkat ettiyseniz gidip alan, onları da sokmayı engellemeye çalıştılar. Gidip alan getiren milletvekillerimizdi orada. İlginç oluyor ve o son gece biz artık son aşamalarda beklerken artık çıkacağı belli oldu. Son saatlerde o iki banka, birisi Mersin milletvekilimiz alacak. Çankaya Belediyesi bunları bağışladı. Birisi Mersin Barosu Hukuk Müzesi'ne gidecek. Diğeri Ankara Baromuza gidecek. Biz hazır bulunan baro başkanları sloganlarımızı yazdık, imzamızı attık. Diğer baro başkanlarımızı da oturak yerine, yani bu süreçte meclisin önünde bekleyenleri de isimlerini tek tek yazdık barolarımızın ve baro başkanlarımızın. Onlar da oraya gidecek. O kadar anlamlı ki nöbet beklemek zorunda kaldık sabaha kadar. Komisyon görüşmeleri bittiği noktasında da, çünkü biliyorduk ki o alanı terk edersek bir daha o araya girmeyecektik. İnanın milletvekilleri barikatın önünden bindik. Bizi içeri sokmuyorlar. Barikatın önüne kadar milletvekillerinin araçlarıyla girmek durumunda kaldı. Hatta dedik ki yeni bir suç tipi oluşuyor. Avukat kaçakçılığı. Araçları biriyle birlikte sokup, yani sadece orada kötü muameleye biz maruz kalmadık. Bizi müdafaa etmek, aslında halkı müdafaa etmek anlamında milletvekillerimiz de bu kötü muameleye maruz kaldılar. Hatta o kadar ki meclisin oradaki şoför görevliler, araç sürücüleri de maalesef baskı altına alındı ve daha sonra milletvekillerimiz bizzat kendileri araçlarını sürmek durumunda kaldılar. Ve
Şimdi keyfiliğe geleceğim. Niye bu kadar uzattım? İzninizle sizi kesmek zorundayım. Çünkü Paros Başkanımız telefon hattımızda Sayın Özkan Kıçar. Bugün eylemi var Paros'un da. Evet. Sayın Kıçar biliyor mu şu an? İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın ben yayına katılamadım. Burada bir eylemimiz vardı. Bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasının ardından baroda toplantı için baroya doğru gitmek istediğimizde polis barikatlarıyla karşılaştık. Türkiye'nin artık alışıldık manzarası haline geldi bu. Hiçbir gerekçeleri yokken, hiçbir sebepleri yokken insanların yürüme özgürlüklerini, seyahat özgürlüklerini engeller biçimde sürekli barikatlarla karşılaşıyoruz. Bu Türkiye'yi bugün getirdikleri noktanın bir göstergesi, bir hukuk devletinde değil de bir polis devletinde yaşıyor olduğumuzun bir göstergesi, bir göstergesi. Sayın Yücel, dün akşam bir televizyonda doğrudan şahsınız hedef alınarak sizin için şık olmayan ifadeler kullanıldığını biz de bu sabah haberlerde gördük. Siz yayına bağlanmak istediniz ancak cevap hakkınızı kullanamadınız. Arzu ederseniz cevap hakkınızı buradan kullanabilirsiniz. Yani belli ki tüm baro başkanları yan yana hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadan bunu da altını kalın harflerle çizdikleri halde, kalın kalın çizdikleri halde bir şekilde baroların tümüne baktılar ki herhalde bir şekilde barolar haklı, biz sözümüzü geçiremeyeceğiz. Herhalde tek tek sizleri hedef alma yoluna gidilecek gibi bir izlenim edindim ben dünkü açıklamalardan. Sizin kanaatiniz nedir? Böyle görünüyor. Yani tam da söylediğiniz gibi kendi içimizde de bir bölünme, bir ayrıştırma yaratmaya çalışıyorlar. Gerçek dışı ithamlarda bulunuyorlar. Sürecin başından beri söyledik zaten, sürekli bir yalanla, sürekli bir gerçek dışı senaryolarla süreci götürmeye çalışıyorlar. Milletvekillerine, kendi partisinin milletvekillerine dahi telefon görüşmesi yapıyorum. Kapatır mısın? Kapat. Alışık olduk bu seslere artık. Vardı, o yüzden kapatmak zorunda kaldım. Sürekli olarak bir ayrıştırma kampanyasını yürütüyorlar ve bunu yalanlara dayanarak yapıyorlar. Bana marjinal diyorlar. Marjinalmişim. Bugün meydanda da aynı şeyi söyledim. Eğer marjinallikten anladıkları Kaz Dağları'nda mücadele etmekse marjinalim, marjinal olmaya devam edeceğim. Eğer marjinallikten anladıkları kızım cinayetleri son bulsun, failler yargılansın ve cezalandırılsın demekse devam edeceğim. Barış istemekse, özgürlük istemekse ben marjinal olmaya devam edeceğim. Onlar bu ülkede insanların ne söylediklerini, ne yaptıklarını halkın gözünden saklayamayacaklar. Bu yalanlar baro başkanlarını ötekileştirmenin sanki başka bir amaçla hareket ediyormuşuz gibi bir noktaya taşımaya çalışıyorlar. Bunun gerçek olmadığını yurttaşlar anlıyor. Birçok baro başkanımız aslında Ankara'da durdurulduğumuzda şunu düşünüyorlardı. Ya daha evvelki polislerin durdurma olaylarına ilişkin olarak ya bir sebebi vardır ki polis durduruyor, başka sebeple durdurmaz diye düşünüyorlardı. Ankara bize gösterdi ki, bütün baro başkanları ve bütün topluma gösterdi ki bir sebebi olması gerekmiyor. Devlet, iktidar kendisine uygun olmadığını düşündü. Kendi kriterlerine uygun olmayan, kendi aleyhine gelişebilecek bir süreçte her zaman hiçbir sebebi göstermeksizin baskı, zor aracını kullanabiliyor. Orada baro başkanlarını tecrit altına aldılar. Bugün burada meslektaşlarımızı tecrit altına almaya kalktılar. Uzun bir uğraştan sonra baroya yürüdük. Şu an baronun önündeyiz. Çok sayıda meslektaşım var burada da yine. Biz eylemlilik sürecinde devam ettireceğiz. Yani düşünebiliyor musunuz, işte o dün akşamki televizyon kanalında kulağımdaki küpeden marjinalliğe götürdüler beni. Ben sorsalar söylerdim zaten, kimseden saklamadım. Bütün baro başkanı arkadaşlarımda, meslektaşlarımda, dostlarımda bilirler. Ben sosyalistim. Ne olduğumu öğrenmek istiyorlarsa bunu bana sorsunlar. Bunun cevabını zaten hepsinin gözünün içine baka baka söylerim. Kimseden bu anlamda bir korkumuz da saklayacak hiçbir şey, saklayacak hiçbir şeyim de yok. O nedenle
Sayın Yücel, siz biraz soluklanırken ben de soru sorayım. Tam eylemin en hararetli anında belli ki sizi aradık, bir yandan polis kameraları sizi çekiyor. Eylem henüz sona ermemiş anladığım kadarıyla, baronun önüne yürümüşsünüz. Siz nefes alırken şunu sormak istiyorum. Siz sosyalist olabilirsiniz, bir başka baro başkanı kendisini başka şekilde ifade edebilir. Ama burada önemli olan hepinizin gerçekten aynı kelimelerle, neredeyse aynı ifadelerle, bir hukukçu titizliğiyle avukatlık mesleğini ve savunmayı savunmanız. Yani siz savunmanın hakkını savunurken bir yandan da diyorsunuz ki avukatların sesi kesilirse yurttaşın nefesi kesilir. Bu çok önemli bir slogan. Karşı taraftan da şöyle bir savunma var. Biz rekabetçi bir sistem getireceğiz. Avukatlık mesleğinin rekabete ihtiyacı mı var? Yani savunma ile rekabeti yan yana düşünmek çok mümkün değil. Buna ne diyeceksiniz? Tam da söylediğiniz gibi hukukun rekabeti mi olurmuş? Hukuk evrensel ilkelere sahip bir alandır. Tam tersine şunu söylüyoruz. Yandaşlık hukuk içinde barınırsa, yandaşlık hukukun içerisine girerse bunun sonuçları bu ülke için çok kötü olur. Bugüne kadar yandaşlıktan ne yaşadıysak bütün bunlar ülkenin tarihinde bütün yurttaşların gözü önünde cereyan etti. 2010 referandumunda yargıyı FETÖ'ye teslim ediyorsunuz, yapmayın dedik. Bize o zaman yine buna benzer sözlerle saldırmaya devam ettiler ve dediler ki siz İslamcısınız, radikalsiniz, işte gördük sonuçlarını. Yani aradan çok uzun bir zaman geçmeden kendileri şikayet etmeye başladılar yargının içine geldiği durumdan. O zaman yargı eliyle kurulan kumpaslar söz konusuydu. Bugün hala yargı eliyle kurulan kumpaslar söz konusu. Çünkü yargıdaki o tarafgirlik, yargıdaki o yandaşlık, iktidar yanlılığı bugün de devam ediyor. Hakim Savcılar Kurulu'nda Adalet Bakanı'nın bulunması, bakan yardımcısının oradan çekinmemiş olması, siyasi iktidarın en üst mercilerinden sürekli olarak hakim ve savcılara talimat verilmesi ve bunun da açıkça, aleni bir biçimde ifade edilmesi, yargıya talimat verdik ve bundan sonra böyle şeyler olmayacak demesi, bunun karşısına da hiçbir yargı mensubunun çıkıp siz kim oluyorsunuz, bize talimat veriyorsunuz, biz bağımsızız diyecek gücü, yürekliliği, kararlılığı gösteremiyor olması Türkiye'de yargının içine düşürüldüğü durumun bir fotoğrafıdır. Şimdi bu fotoğrafın bir karesi var. Hala ele geçiremedikleri, puzzle'ı tamamlayamadılar. Savunma ele geçirilmiş durumda değil. Savunma direniyor. Savunma iktidarın sesi olmayacağız. Sahibinin sesi olarak hareket etmeyeceğiz. Siyasallaşmayacağız. Hukuk devleti ve demokrasi için evrensel hukuk ilkelerinden ayrılmayacağız diyerek mücadele etmeye devam ediyor. Bizi 80 baro başkanına, hangi görüşten olursa olsun, hangi siyasi partiye gönül vermiş, oy vermiş olursa olsun, hangi siyasi partinin içerisinde çalışıyor olursa olsun, ortak noktada buluşturan şey zaten işte bu evrensel değerler. Bu değerler sayesinde biz ayakta kalabiliyoruz. Bu değerler sayesinde biz ortaklaşabiliyoruz. Hangi partiye oy verdiğimizi ya da siyasi görüşümüzün ne olduğunu bir kenara bırakıp hukuk üzerinden tartıştığımızda, hukuk siyaseti yürüttüğümüzde doğruları bulamamak için bir sebebimiz yok. Bizi bir araya getiren bu değerler, biz bu değerlerle birlikte, hep birlikte mücadele ediyoruz. O yüzden hoşlarına gitmiyor, ayrıştırmak istiyorlar dediğim şey o zaten. Bizim bu bütünlüğümüz, bizim bu hukuk değerleri üzerinden bir araya gelmemiz siyasi iktidarın hoşuna gitmiyor. Ah bir çatlak bulsa, oradan bir su sızdırabilse, baroları bir bölse, yani en azından şu anki mevcut baroları bir de oraya buraya ayrık ayrık yerlere koyabilse çok hoşuna gidecek ve o zaman diyecek ki görüyor musunuz, bakın işte bazıları şunu istiyor ama başka şeyi isteyen de var. Soruyorum, 19 Mayıs bildirisi, 1 Haziran bildirisi, 19-22 Haziran yürüyüşü, altında Türkiye Barolar Birliği'nin de imzasının olduğu bir bildiri. Hatta anlaşılıyor ki gönül rızasıyla okumamış, bu bildiriyi okuyan birlik başkanının da imzaladığı bir bildiride 90 baro var, 80 baro varken nasıl oluyor da nasıl söylenebiliyor herkes aynı şeyi istemiyor diye. İşte yalanlar derken kastettiğim şey buydu. Milletvekillerine bizimle görüştükleri yalanını atıyorlar. Bizden görüş aldıkları yalanını atıyorlar. Biz çağırdık gelmediler diyorlar. Orada Sibel Başkan'ın sesi, ona benzettim. Sibel Başkan'ın bilir, açıklayacaktır. İki ay önce Cumhurbaşkanı'ndan randevu istedik baro başkanları olarak. Verildi mi? Bugüne kadar verilmedi. Şimdi görüşmek istemeyen kim? Görüşmek istemeyen kim?
belli oluyor. Bunları konuştuk. Aynı zamanda komisyondan... Sizin eyleminiz devam ederken bunları konuştuk. Yayınımızda son dakikalara girdik. Sizler... Ben de zaten arkadaşlarla bir konuşacağım. Sizden kısaca eylemler devam edecek mi Sayın Yücel? Buna ilişkin de görüşünüzü alabilir miyiz? Eylemler, buyurun. Eylemler devam edecek. Biz genel kurul salonunda olacağız. Kentlerimizde eylemler devam edecek. Süreç devam edecek. Biz bu yanlış, bu Türkiye için felaket olacak kanun geri çekilene kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de gazeteci olarak sizin çalışmalarınızı izlemeye devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz Sayın Yücel. Tekrar herkese selamlar, sevgiler. Sayın Bozkurt, sizinle kaldığımız yerden devam edelim. Son dakikalara girdik. Siz bundan sonra sürece ilişkin neler yapacaksınız? Bu arada arkadaşlarımız da o sizin gönderdiğiniz belgeleri hazırladılar. Ekranı da verebiliriz. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na hem de Barolar Birliği Başkanlığı'na şu an ekrana getirdi arkadaşlarımız. Adalet Komisyonu görüşmelerine katılacak temsilcilerin oluşturulma usulü hakkında talebimizdir. Ve altında baro başkanlarının sizlerin de imzaları var. 2-3 metri de Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı dedik. Evet. Tam iki metni de arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar sırayla. Bu metinleri... Buranın ifadeleri üzerine özellikle bunu paylaşmak istediniz. İzleyicilerimize televizyonu yeni açanları hatırlatalım. Siz diyorsunuz ki biz talebimizi ilettik ama bize resmi olarak gelin diye bir çağrıda bulunan olmadı. Resmi bir çağrı yapılmadı. O nedenle... biz aslında kendileriyle görüşmek istedik, 3 isim gönderin dedik ama göndermediler ifadesi asla doğruyu yansıtmıyor dediniz. Buyurun. Evet, aynısını Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın attığı tweetlerde de gördük ama bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın görevi tweet atarak orada kendi ifadesiyle söylüyorum, aracılık, arabuluculuk yapmak değil, TBB başkanlığı yapmaktır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmak ise avukatlık yasamızda emredildiği üzere baro başkanlarının çoğunluk görüşünü barolarımız ortadan kaldırılmaya çalışılırken gidip buna karşı duruşunu gösterecek şekilde Adalet Komisyonu'nda bizzat TBB'yi temsil etmektir. Eğer bizim gösterdiğiniz dilekçelerimizden baro başkanlarının temsilini kabul etmiyorsanız TBB'nin bünyesinde çalışan genç bir avukat arkadaşımızı göndermek yerine bizzat Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak kendiniz gitmeniz gerekirdi. Seçildiği zaman Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görev yapmak üzere seçilmişti. Ancak barolarla Adalet Komisyonu ya da AKP Grup Başkan Vekilleri arasında aracılık yapıp bizim bilmediğimiz, bize resmi olarak bildirilmeyen asla 3 kişi, 2 kişi, 5 kişi gibi akla hayale gelmeyecek, yasada da hiçbir tarafı bulunmayan görüşmeler yapmasını anlamıyorum. Kendi hallerine bırakıyorum onları. Özkan Başkanıma geçmiş olsun demek istiyorum. Her anlamda dün yine hedef gösteriliyor televizyonda. Kendisi asla bağlanmıyor. Kabul etmiyorlar. Arkamızdan atıp tutmak alışkanlık haline aldı. Çünkü yüzümüze bakacak ne yüzleri ne yüzümüze bakıp söyleyebilecek sözleri ne de ileri sürdüğümüz delilleriyle gösterdiğimiz meselelere karşı söyleyebilecek akıllı bir tek sözleri yok. Ayrıca ikinci kez İzmir Barosu yürümek isterken yasaya aykırı olarak durduruluyor. Biraz önce ben de merak ediyordum. Umarım iyilerdir, umarım kötü bir müdahale olmamıştır diye düşünüyordum, temenni ediyordum. Çünkü yayındayız, telefonla arayarak sorma imkanım yoktu. Kendisinin sesini duyduk, gayet iyiler. Ama durdurulmaları, yürütülmemeleri bunu öğrendim. Bu da hukuk devleti adına yine bir kara lekedir. Bunların devamı bu ülkeye zarar verir. Kendisi de çok güzel söyledi. Artık bunlardan vazgeçmeleri gerekip bu kötü örneklerin yarattığı hasarı kulaklarına küpe yapması gerekenler Özkan Başkanımın kulağına taktığı küpeyi dillerine dolamayı tercih ediyorlar. Bıraksınlar küpeyi, yüzüğü, bileziği falan. Biraz hukuk konuşalım. Biraz hukuk konuşalım, memleketin iyiliğini konuşalım. Çünkü memleketin iyiliği bir hukuk devletinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesinden, demokrasinin bütün kurallarıyla
artık hem içselleştirilmesinden hem de yürürlüğe konulmasından geçiyor. Bizim taleplerimizin tamamı bunlar. Bunların hepsine ilişkin detayları konuşmaya hazırız her zaman. Ama dayatma gibi getirdikleri, bu darbe gibi getirdikleri yasa teklifini bir an önce 80 baro başkanının, tekrar ediyorum, bazı milletvekilleri bilmediklerini iddia ediyorlar. 30, evet. 78, 60 falan. Yani Sibel Başkanım'ın izni olmadan o konuları söylemek istemiyorum. Gülümsüyor. Hiç kimsenin adıyla, sanıyla derdimiz yok ama duyduğumuz şeyleri biliyoruz. Net söylüyoruz. 19 Mayıs ve 1 Haziran'da Özkan Başkanım'ın da dediği o iki bildirinin altında 80 baro başkanının, yani 1 Haziran'dakinde Antalya barosu eksik, önemli değil. O çoklu baroya karşı olmadığından değil. Gerekçesini söyledi. Hafif bulduğu için bildiriyi imzalamıyorum dedi. Daha peki, sert olmalı gibi. Zaten ne dediğini izleyicilerimiz hatırlıyordur Antalya Barosu Başkanı'nın da. Çok ya, evet yani karşı çıkıyor sonuçta zaten. Hatta evet. Dolayısıyla bunların hepsi... Bizlerimizle toparlarsak Sayın Bozkurt, Sibel Başkan'a da birkaç cümlelik söz vereceğiz. Süremizi doldurduk. Buyurun lütfen. Evet. Bunları düşünenler varsa kandırıldık diyenler. Yarın bir gün Allah affetsin kandırıldık kalan demek yerine bizim cümlelerimizi de dinlemesinler şimdi. Açsınlar, hemen baksınlar. Türkiye Barolar Birliği'nin sayfasında yoksa bizim barolarımızın hepsinin sayfasında duruyor. 80 baronun imzaladığı o bildirilerde ne dediğimizi ve çoklu baronun bölücülük olduğunu nasıl ifade ettiğimizi görsünler. Sonra da biz bilmiyorduk, o yüzden evet dedik, el kaldırdık. Bilmediğiniz yasaya el kaldırmayın sayın milletvekilleri. Milletin vekilleri olarak ettiğiniz bir yemin var, sadık kalın. Türkiye'de 80 baronun, 139 bin avukatı temsil eden 80 baronun sesine kulaklarınızı tıkama hakkınız yok. Türkiye'nin bir hukuk devleti mi yoksa başka türlü bir devlet mi olacağı konusundaki kararınızı net ifade edin ki bütün halk görsün. Ama biz demokratik, bütün kurumlarıyla demokratik ve bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni, çocuklarımızın yaşayabileceği bir devleti yaratacağız hep birlikte. Hiçbir şekilde bizi aç susuz bırakarak denedikleri o denemelerin sonu gelmeyebilir. Ama bizim azmimizin sonu hiç gelmeyecek. Halkımız adına, meslektaşlarımız adına ve en çok da mesleğimiz adına üstlendiğimiz görevi yerine getiriyoruz. Fazlasını falan yapmıyoruz. Ne ise bizim görevimiz, yasada yazan, cübbemizin yüklediği, savunmanın tarihini yüklediği, biz onu yapıyoruz. Ayrı ayrı parti baroları kurmaya çalıştıkları takdirde o bölücülüğün sonu parti barolarına dönecek. Detaylarını Sibel Başkanım anlatır. Ama bu Türkiye'ye ihanet olur. Hiçbir uyarımızı dinlemediler. Bunu dinlesinler. Sibel Başkanım'ın da zamandan almış olduğum özür diliyorum. Dediği gibi avukatları susturmak zor oluyor. Çok zor. Eşiden arkadaşlarım uyarıyor. Lütfen birkaç cümleyle bitirelim. Aynen, birkaç cümle söyleyeceğim zaten. Bir, bu konuda o kadar netiz ki 80 baro başkanımız çoklu baroya karşıdır. Türkiye Barolar Birliği de attığı imza doğruysa o da karşıdır. Ama çok da önemsemiyorum Türkiye Barolar Birliği'nin niye karşı olduğunu söylediğine. Ama Türkiye'de hangi görüşü temsil ederse etsin, hangi siyasi parti görüşüne, siyasi partide çalışırsa çalışsın, tüm baro başkanlarımız 80 çoklu baroya karşı. O nedenle bizi bölemezler diyoruz. Bir, yargının ele geçirilmediği tek ayak olarak biz savunma ayağını temsil eden avukatlar, barolar kaldı. Bunun ele geçirilmesine, Türkiye'de dolayısıyla adaletin ortadan kaldırılmasına biz barolar olarak izin vermeyeceğiz. Bir sloganımız vardı: bölmeyin. Bölmeyin derken kastımız sadece baroları bölmeyin değildi. Bu projenin ne olduğunu biz biliyoruz. 2010'da ele geçirmeye çalıştıkları yargı içerisinde hangi projenin devreye sokulduğunu biliyoruz. Bu filmi bize bir daha seyrettirmeye kimsenin hakkı yok. Bizi bölmeyiz derken bizim kastettiğimiz ikinci noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmeyin demektir. Çoklu baro tamamıyla bölücülüktür. Azmimiz devam ediyor. Mücadelemiz sadece bir maraton koşusu koştuğumuzu biliyoruz. Bu yasa
geçse de mücadelemiz devam edecektir. Anayasa Mahkemesi'nin bu yasayı geçtiği noktasıyla itibariyle iptal edeceğinden eminiz. O da iptal etmezse bizim alandaki mücadelemiz, hukuk mücadelemiz devam edecektir. Böyle bir yasa hukuki anlamda da hiçbir zaman meşru olarak kabul edilmeyecektir. O nedenle biz 80 baro başkanı olarak çoklu baroya karşıyken böyle bir yasanın geçiyor olması Türk hukuk tarihine de kara bir leke olarak yazılacaktır ve bunu silmek için biz 80 baro başkanı ve barolar olarak, avukatlar olarak mücadelemizi yasa meclisten geçse de sürdürmeye kararlıyız. Kimsenin gücü hukuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bahsettiğimiz gibi anayasada yazdığı üzere hukuk devletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni devletini yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Mücadeleye devam edeceğiz. Saygılarımızı sunuyoruz. Sizleri susturmak çok zor gerçekten ama susturmak da istemedim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Sayın Bozkurt ve Sayın Su İçmez. Biz de sizlere eylemlerinizi, mücadelenizi izlemeye ve izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bir politika programının daha sonuna geldik. Az sonra İbrahim Kahveci ve Bora Erdin Paradoks'la sizlerle olacak. Hoşçakalın.